Evet, yıl 2000'e geldiğinde artık HTML arkadaşlar standartları belli olmuştu. HTML 4 çıkmıştı. Fakat şunu fark ettiler. Biz bazı kurallar koymalıyız dediler arkadaşlar. Çünkü bu dil hep gelişecek, gelişmeye de devam edecek. Burada bazı kurallar ortaya koymalıyız ki ileride sorun yaşamayalım. İşte arkadaşlar XHTML bu felsefeyle ortaya çıkmış bir yapıdır. Extensible Hypertext Markup Language olarak geçiyor arkadaşlar. Bu yapı. Bu da kurulan kurallar sayesinde arkadaşlar sadece HTML değil yeni bazı markup dillerinde ortaya çıkması sağlanmıştır. Onların da kurallarının arkadaşlar bir anlamda altı çizilmiştir. Bu sebepten dolayı arkadaşlar bu yapıdan sonra ortaya çıkan tüm yapılar bunu arkadaşlar base olarak kabul ederler. Bunun üzerinden türerler arkadaşlar. O açıdan da XHTML teknolojisi önemlidir. Peki diyeceksiniz hocam ben web sayfamı yaptım. Acaba bu kurallara uygun muyum, değil miyim? XHTML kurallarını ne kadar karşılıyorum? Arkadaşlar bunu validator w3.org adresinden öğrenebilirsiniz. Web sayfanızın kurallarının ne kadar doğru olduğunu arkadaşlar. Burada örneğin Google'a girelim. Kendi sitemizi de girebiliriz. Buradan check dediğinizde arkadaşlar. Fakat Google'a erişmekte bazı bir problem yaşadı arkadaşlar. Com.tr diyelim bakalım. Yok, burada bir sorun var. Buraya arkadaşlar şu www'sini silip diyeyim bakayım. Yok, bunu beğenmedim. Kendi web sitemi vereyim arkadaşlar. Google beğenmedi. Bakın arkadaşlar, şuradan kendi web sitemi verdiğimde çeşitli önerilerde bulunuyor. Özellikle şu warningler arkadaşlar önemli değil ama düzeltirsen de iyi olur. Mesela script kelimesi arkadaşlar bunun hakkında bilgi vereyim. JavaScript kodlarını yazarken bir web sitesinin içine script type eşittir text JavaScript yazardık. Fakat artık yeni web sitelerinde arkadaşlar bunu yazmanız istenmiyor. Hala yazmaya devam ediyoruz çünkü eski browserlarda arkadaşlar bu isteniyordu. Yani type özelliği burada diyor gereksiz. Evet arkadaşlar script zaten sadece JavaScript'i işaret ediyor şu andaki browserlarda. Ama arkadaşlar işte bir alışkanlıktır veya hazır uygulamalar dahi arkadaşlar hala bunu yazmaya devam ediyorlar. Style için de aynısı geçerli arkadaşlar. O da zaten CSS'i temsil ediyor. Bunun da yazılmasına gerek yok ama yazmışım. Bu tür uyarılar veriyor bakın arkadaşlar. Burada web sitenizi, kendi web sitenizi veya başka web sitelerinde arkadaşlar bir HTML çekinden geçirebilirsiniz. Neler gereksiz, neler değil. En güncel haliyle arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Evet, bazı örnekler var mı sitemizde? Ama bunlar sorun değil arkadaşlar. Şimdi geçelim. Neden XHTML'e geçeceğiz? Örneğin yukarıda bir kod görüyorsunuz arkadaşlar. Kod çalışır mı, çalışmaz mı? Söyleyeyim arkadaşlar. Bu kod çalışır büyük ihtimalle. Tarayıcılar arkadaşlar onarım mekanizmaları sayesinde bu kodu onarabiliyorlar. Tabii onarım mekanizmasının devreye girmesi arkadaşlar şu anlama geliyor. Bir zaman kaybı. Bu zaman kaybını önlemek lazım arkadaşlar. O yüzden etiketlerimizi doğru kapatmak, doğru açmak çok çok önemli. İşte arkadaşlar burada XHTML fikri ortaya çıkıyor. XHTML fikrinde arkadaşlar kurallar daha katı hale getirilmesi düşünülüyor. Bu kurallarımız neler? 1. Doc type arkadaşlar. Şu anda HTML 5 desteği var arkadaşlar ama browser'ın arkadaşlar o anda neye göre yorum yapacağınızı sisteme söylemelisiniz. Özellikle bu eskiden arkadaşlar çok çok önemliydi. Günümüzde genelde doc type'ı direkt 5 kabul olarak kabul ediyor. Ama sizin arkadaşlar hazırladığınız web sitesi HTML 4.0'a uygunsa arkadaşlar browser'ın da tarayıcının da böyle davranmasını istiyorsanız doc type bilgisini girmelisiniz arkadaşlar. Tabii hocam nasıl gireceğiz bunu? HTML 5 arkadaşlar şu şekilde. Bu HTML 5. Eğer eski HTML versiyonlarını kullanıyorsanız arkadaşlar ki benim tavsiye etmem yani web sitelerinizi arkadaşlar
Genelde HTML 5'e göre artık ayarlayabilirsiniz. Çünkü standartlaştım. Ama arkadaşlar bir ara bir geçiş dönemim vardı. İşte o zamanlarda HTML 4 yapabilirsiniz. Bu şekilde. Diyeceksiniz hocam şu anda ne yapalım? HTML 5 gidin arkadaşlar ama eğer bir kodun içinde arkadaşlar bu satırları görüyorsanız bu kod sayesinde arkadaşlar browser'a da özel olarak HTML 4'te çalıştığınızı söylediğinizi söyleyeyim arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki benim web sitem HTML 4 için ayarlandı. Arkadaşlar burada diğer tanımlamalar HTML tanımlamalarında Google üzerinden ulaşma şansınız var arkadaşlar. Gelelim diğer özelliklere. HTML arkadaşlar namespace dediğimiz bir kavramda geldi. XML namespace. Yani ben hangi kuralları kullanıyorum? Arkadaşlar bu da geçerli ayar olarak V3 ORG'de çıkan 1999 yılında çıkan XHTML kurallarıdır arkadaşlar. Biz bu kurallara göre altını çizelim, çalışırız. Bunu arkadaşlar yine yazmanıza gerek yok. Sisteme zaten güncel olarak bunu kullanıyor arkadaşlar. Şimdi burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? XHTML'e göre arkadaşlar. Bir kere arkadaşlar kesinlikle şu dört etiket bir web sayfanızın içinde olması isteniyor. Title'ı, HTML, tabii başlangıç etiketimiz zaten tümünü kapsıyor. Heat, Body ve Heat'in içinde de arkadaşlar title. Olmazsa olmazımız arkadaşlar. Bunlar isteniyor. İki arkadaşlar XHTML içinde kapanış ve açılış etiketleri çok çok önemli. Örneğin bir bold etiketiyle burasını biraz büyütelim. Bir bold etiketiyle başlayıp italikle devam edip arkadaşlar ardından ilk kapatmayı italikle yapmanız gerekiyor. Eğer arkadaşlar siz bunu boldla kapatırsanız hata arkadaşlar. Diğer bir XHTML kuralı diyor ki bize açılan etiketi mutlaka kapatacaksın. Tabii ki burada açılan etiketi kapatmaktan kastımız arkadaşlar. Bakın paragraf etiketi için geçerli, italik etiketi için geçerli, bold etiketi için geçerli, HTML etiketi için geçerli. Ama örneğin IMG etiketi için arkadaşlar diyeceksiniz kapatmayı nasıl yapacağım? Böyle bir çünkü bu ne var? Image etiketiydi arkadaşlar hatırlarsanız. Onu kapatmasını nasıl yapacağınızı da şöyle arkadaşlar yapıyorsunuz. Burada yine kuralı belirlenmiş durumda. Örneğin BR etiketi arkadaşlar. Alt satıra geçme etiketidir. Direkt arkadaşlar şu şekilde kapatmanız öneriliyor. HR etiketi bir çizgi çeken etiket arkadaşlar şu şekilde. Image etiketi şu şekilde arkadaşlar bir kapatma yapmanız yine öneriliyor. Çünkü bu etiketler arkadaşlar bakın tek bölümden oluşan etiketler. O sebepten dolayı da arkadaşlar bu şekilde bir önerisi var XHTML'in. Ha, hocam ben BR etiketin sonuna bunu koymadım. Çalışır mı web sitesinde? Çalışır arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Çoğu browser'ın arkadaşlar buna desteği var. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta ise etiketler konusunda arkadaşlar. Küçük harfle tanımlamamız gerekiyor. Bu da şu andaki kurallardan bir tanesi. Bakın body etiketi, table etiketi, buradaki attribute diyoruz arkadaşlar. Özellikler, şuradaki gördüğünüz gibi %100 genişlik %100 olsun demişiz table etiketi için. Arkadaşlar hepsinin küçük harfle olması gerekiyor. Fakat table etiketten arkadaşlar bakın yine bir hata yapmışım. Burada bir hata var arkadaşlar. Table açmışım. Daha hiçbir şey içine yazmamışım. Burada tanımlanırken arkadaşlar şunu unutmayın. Bir attribute'ün ya da özelliğin burada genişlik özelliği bakın. Bir tırnakla arkadaşlar value değerinin girilmesi gerekiyor. Bu arada attribute'lar arkadaşlar bakın bir anahtardan oluşur. Burası bir anahtardır arkadaşlar aslında. Burası da arkadaşlar bir değerdir. Anahtar değer çifti. Bir tane tanımlayabilir arkadaşlar. Bu tamamen table'ın etiketin kendine ait arkadaşlar bir alt özelliği. Bunlar arkadaşlar İngilizce'de attribute diyoruz. Bakın input'un arkadaşlar bir attribute'ünü görüyorsunuz. Checked bu şekilde. Option selected şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kullanılıyor.